Evet, özel yayınımız devam ediyor. Ankara'da hain saldırıda, bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden yüzün üzerinde insan bugün on binlerin sloganlarıyla, öfkesiyle uğurlanıyor memleketlerine. Çok büyük bir acı var, çok büyük bir öfke var. Tabii bu gösteriler sadece Ankara'da, Sıhhiye'de sonuçlanmayacak. Cenazelerin gittiği yerlerde karşılamalar olacak. Şu an İstanbul'da bütün sendikaların, meslek örgütlerinin kendi iç toplantıları var. Saat 12 itibariyle bu toplantılar başladı. Saat 15'te de DİS, KES, TMOB ve TTB İstanbul bileşenleri bir araya gelecekler. Ve akşam saatlerinde 17 gibi cenazelerin karşılanmasına dair bir planın çıkması bekleniyor. Bu hazırlıklar bütün kentler için geçerli. Bütün kentlerde cenazeleri en kitlesel şekilde sahiplenmek, bu saldırılara en güçlü yanıtı vermek için şu anda da hazırlıklar olduğunu belirtelim. Yayınımızda şu an Eğitim Sen'den iki arkadaşımız var. Dün Ankara'da istasyon garı önünde o olaya tanık olan arkadaşlarımız, onun şokunu, travmasını da yaşayan arkadaşlarımız. Onlar İstanbul'a döndüler. Şu an hem gelecek cenazelerin karşılanması hem de yarın 12 ve 13 Ekim'de 2 gün yapılacak genel grev hazırlıkları için İstanbul'da bulunuyorlar. Kendileriyle bu hazırlıkları konuşacağız. Eğitim Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı İzzet İldeş arkadaşımız aramızda. Hoş geldiniz başkan. Ve Adil Taşatan yine Eğitim Sen 3 No'lu İstanbul 3 No'lu Şube Sekreteri. Hoş geldiniz. İzzet Başkan, sizden başlayalım. Tam olay anını isterseniz bir anlatın. Tam neredeydiniz patlama olduğu sırada? Neler yaşandı? İl dışından gelen araçlar yaklaşık 7.30-8 gibi yani tam belediyenin önünde indi. Oradan kitle tren garının önüne doğru yürümeye başladı. Daha sonra saat 9.30 itibariyle kortejleri düzenlemek için arkadaşları yola davet ettik. Eğitim Sen kortejleri düzenlendiği anda onu 4 veya 5 gece yanlış hatırlamıyorsam arkadan güçlü bir patlama sesi geldi. Hemen akabinde ikinci patlama gerçekleşti. Daha sonra biz ilk algı itibariyle bu patlamaların yani ya bir ses bombası veya işte oradaki seyyar satıcılardan birisinin ocak patlaması şeklinde düşündük. Yani aklımıza ciddi anlamda hani böyle bir barış mitingine bu şekilde bir hain saldırının yapılacağı kesinlikle gelmemişti. Bu sosyal medya söylentileri hiç kulağınıza geldi mi daha önce? Evet yani Ama ciddiye çok almadınız galiba. yani Fuat Aynı ve benzeri arkadaşların yani bu noktada buna benzer şeyleri falan vardı ama yani Fuat Avni veya işte buna benzer insanlar söylese dahi böyle bir barış Bu mitingine kadar masumane bir bu şekilde bir saldırıyı üzerine konduramıyorsunuz. Yani daha sonraki süreçte yani arkadaşlar yani biz o sürede ambulansın geçmesi için koridor oluştururken arkadaşlar arkanın kötü olduğunu söyleyince biz de arkadaki yaralılara müdahale etmek için patlama anının olduğu yere doğru hareket ettik. Adil Hocam, siz tam olarak yine aynı yerde miydiniz, Aynı birlikte mi? yerdeydik. Evet, İzzet Başkan'la zaten 3 nolu ve 4 nolu şube arka arkayaydı. Ve kortej, insanlar halay çekiyordu. Barış talebiyle gelmişlerdi. Patlamadan 5 dakika önce biz şube başkanıyla sohbet ediyorduk. Yani insanlarda bir tedirginlik olduğu, hani katılımın, çok yoğun bir katılım vardı ama daha iyi olabileceği. Ama bu sosyal medyada yayılan söylentilerin etkili olduğu, bu Fuat Avni'nin hani mitinglerde patlamalar tezgahlanacağı falan. 5 dakika önce sohbet ettik. Ve 5 dakika sonra bir patlama meydana geldi. 10 saniye sonra, yani 3-5 saniye sonra ikinci bir patlama meydana geldi. İlk anda tabii algılayamadık. Bir panik hali ortaya çıktı. Bizler bu paniği yatıştırmaya çalıştık. İnsanlar gerçekten de şoktaydılar. Ağlayanlar, ne yapacağını bilemeyen insanlar. O anda sağduyulu davranmak gerekiyordu. Bir koridor oluşturduk. Ambulansların gelebilmesi için.
Tabii biz olayın vehametin farkında değildik. Yani 30-40 metre vardı patlamayla aramızda. Biz tren garından ilerlemiştik kortejlerle. Ama olayı gören arkadaşlar çok kötü olduğu ve onlarca ölünün olduğunu bizlere söylediler. Biz en azından... Peki onlarca ölü demişken bir kez daha seyircilerimizi bilgilendirmiş olalım. Az önce HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerinin sayısını 128 olarak açıkladı ki bu son derece vahim bir tablo ve korkarız ki bu sayı giderek artıyor çünkü çok sayıda ağır yaralı da var. Kayıp insanlarımız var. Yani şu anda haber alamadığımız. O da 100'ün üzerinde yanılmıyorsam HDP kriz merkezinin açıkladığı kadarıyla. Ya şimdi gerçekten de çok vahim kelimeler kifayetsiz. Peki şöyle yapalım. Tabii çok hepimiz duyguluyuz. Hepimiz öfkeliyiz ama yani tam burada bu kadar ölü sayısı varken düne dönelim. Gazeteciler bakanlara, üç bakana sorular soruyorlar. Ve özellikle İçişleri Bakanı'na böylesi bir büyük katliam sonrasında, böylesi bir olaydan sonra istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye soruyorlar. Oradan gelen yanıt da hayır, bir güvenlik zafiyeti yoktur. Zaten orada gerekli yer taramalar yapılmıştır. Hani muhtemelen bu bir canlı bombaysa da yapacak bir şey yoktur. Ne diyorsunuz bu açıklamalara? Ya birçok olaydan sonra zaten takdir-i ilahi deyip geçiyorlar. Güvenlik zafiyeti yoktu. Yani şöyle yoktu, hazırlamışlardı zaten ortam. Polis yoktu zaten ortada. Ama patlama olduktan 2 dakika sonra tomalarla ve biber gazlarıyla orada ölü bedenlerine, barış güvercinlerine sahip çıkmaya çalışan, yaralılarına sahip çıkmaya çalışan kitlelere gaz bombalarıyla saldırdılar. O kan deryası içerisinde gaz bombası kapsülleri kaynıyordu. Yani o derece şeyler ve pişkince sırıtarak, yani Adalet Bakanı da sırıtarak. Yani onlar için çok doğal. Belki de hani IŞİD'in açıklaması var. Ankara'da yani komünistlerin içinde yer aldığı mitinge saldırı olmuştur. Umarım ölü sayısı artar. Aynı zihniyet olarak düşünüyorum ben. Bu anlamda tabii olayı tezgahlayanlar belli. O yüzden... Peki şöyle yapalım mı İzzet Başkan? Bir de olayın şöyle bir tarafı var. Yani ya bir terör örgütü yapmış bunu. DAEŞ diyorlar işte. Hükümetin ağzı öyle söylüyor. Yani ne yapalım? Yani terör örgütü de yapınca ya da DAEŞ yapınca ya da IŞİD yapınca hükümetin sorumluluğu ya da bakanların sorumluluğu olmuyor mu? Kalkıyor mu ortadan? Ya zaten yani yaratılmaya çalışılan algı onun üzerinden yani bir taşeron örgüt oluştur. Bu örgütle işte yapmak istediğini, o kirli tezgahlarını hayata sür, hayata dair gerçekleştir. Ondan sonra da suçu ya işte biz de lanetliyoruz zaten, böyle bir terör örgütü var şeklindeki bir açıklama. Ama yani biz de şunu çok iyi biliyoruz, mevcut hükümet bu terör örgütünün en büyük müsebbibidir, sebebidir. Bu terör örgütünü büyüten, besleyen, kendi içinde lojistiğine kadar destek veren bir yapısı, bir mahiyeti vardır mevcut hükümetin. O yüzden de hani kimse kalkıp... Bugün de yani alanlarda, bugün Sıhhiye Meydanı'nda değil mi, atılan sloganları evet, birlikte dinlediğimiz zaman... Yani DAEŞ'ten, IŞİD'den çok hükümet ve devlete yönelik sloganları var. Yani zaten hani o örgütlerin illaki her zaman ensesinden tutup iş yaptıracak bir algı vardır. Yani bir üst akıl vardır. Yani bu akılın biz kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kimse bizim bu noktadaki aklımızla dalga geçmeye çalışmasın. Yani buna dair de önümüzdeki dönemle ilgili yani gerekli şeyler de yapılacaktır yani. Peki biraz bundan sonrasını konuşalım isterseniz. Türkiye tarihinde grevler çokça var ama siyasi grevler böyle bu çapta çok nadir. Bir siyasi grev kararı alındı aslında bir bu toplu cinayet karşısında. Hem Adil Hocam bu açıdan yani bir siyasi grev örgütlenmesi nasıl karşılık bulur? Nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir anlam taşıyor?
Hem de hazırlıklar açısından neler söylersiniz? Ya şimdi bu grev bence çok güçlü geçecek. Çünkü ben dün onlarca telefon aldım. Eğitim Birsen üyeleri, Türk Eğitim Sen üyeleri acımızı paylaştılar. Bunun bir vahşet olduğunu söylediler. Onun dışında dün İstanbul'da 6'da çağrı vardı. Binlerce yürek barış güvercinlerine sahip çıktılar. Bizim şube bir üyesini kaybetti. Şirin öğretmenimiz. Bunu buradan tekrardan anıyorum. Akşam saat 11.30'da şubede Ankara'dan gelen arkadaşlarımızı şube üyelerimiz karşıladı şube önünde. Bugün çağrı yaptık. Üye toplantısı güçlü bir katılım olacağını düşünüyoruz. Barışı, ülkemize barışı getireceğiz. Korkmuyoruz. Yılmayacağız. Ben inanıyorum ki emekçiler eğer barışa sahip çıkarlarsa bu ülkeye barış gelir. Niye grev? Yani böyle bir durumda üretimi durdurmak, ekonomiyi etkilemek, bunun ne faydası olacak? Niye grev seçildi? Bunun gücü ne? Eğer işçiler, emekçiler, öğretmenler okullarında, sağlıkçılar hastanelerde, işçiler fabrikalarında barış için ellerini şalteye atarlarsa iktidar ve iktidarın destekçisi patronlar bu güç karşısında diz çökerler. Ancak ve ancak böyle bir güç, yani halk güçleriyle birleşen işçi ve emekçilerin mücadelesi ülkemizde barışı getirebilir. Yani grevin böyle bir önemi var. Tarihten de biliyoruz biz bunu. Örneğin biliyorsunuz daha 2-3 ay önce Metal'de bir direniş yaşandı. Sendika bürokrasi. Fiili grev yaşandı ve Türkiye'deki etkisini gördük. Yani grevin böyle bir anlamı var. Grevin böyle bir önemi var. İşçi ve emekçilerin zaten en büyük silahı. Grev silahı. Bu dönem kullanmayacaksak ne zaman kullanacağız? İnsanlarımız ölüyor. Gençlerimiz ölüyor. Bu dönem biz bu kanı durduracağız iradesiyle sokağa çıkıyoruz. Yarın iş yerlerini boşaltacağız. Onu dört geçe patlamanın olduğu saatte iş yerlerinde anmamızı yapıp alanlara akacağız. Patlamanın olduğu saat özellikle seçtiniz. Evet, kesinlikle. Onu dört geçe. Onu dört geçe tüm iş yerlerimizde patlamada hayatını kaybeden arkadaşlarımızı anıp ve iş yerlerimizi boşaltacağız. Ben buradan tüm emekçilere çağrıda bulunmak istiyorum. Yarın insanım diyen, içinde insanlığı taşıyan tüm emekçilerin bu greve sahip çıkması gerekiyor. Sendikalı, sendikasız. Onun dışında velilerin bizim iş kolu açısından öğrencilerini okula göndermemesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerde, üniversite öğrencilerinin de bu greve destek olması gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik zafiyeti tartışmasını atlamayalım istiyorum. Şöyle ki siz yıllardır sendikalar olarak mitingler düzenliyorsunuz. Bu miting de ilk değil, Ankara'da yapılan miting. Siz her gittiğinizde fazlasıyla polis aramalarından şikayet ederdiniz. Evet. Bu sefer tablo nasıldı bu açıdan gerçekten? Çünkü bu çok tartışıldı. Ya şu şekilde söyleyebiliriz. Aslında bizim toplanma noktamızda ilk toplanma yerinde aramalar gerçekleşmez. Daha çok alana girişlerde aramalar gerçekleşir. Hı hı. Ama toplanma yerinde de güvenlik itibariyle şöyle görüntülere biz her zaman alışırız. İşte toplanma yerinin 50-100 metre gerisinde işte o polislerin, o çevik kuvvetin o görüntülerine alışıktık. Ya dün ilginç bir şekilde trafik polisinin dahi olmadığı bir alanda biz kortej düzenledik. Adil Hocam şimdi bahsetti ambulanslardan önce. Bu normal önce. Değil yani değil, orada dair, mutlaka değil. Bir güvenlik ekibi olur diyorsunuz muhakkak, toplanma yerinde. Kesinlikle olurdu. Yani yakınlarda dahi olsa yani gözümüzün değebileceği yerlerde şeyler güvenlik ekipleri oluşurdu normalde. Ama dün asla ne yani trafik polisi dahi göremedik yani alanda biz. Tabii yani o şey bile dahi aslında bize yani orada bile soru işaretleri oluşması gerekiyordu. Yani memleketin hala hal içinde valinin izninde dahi hiç yani birinci başvuruda hemen okeyin verildiği bir durum vardı yani Ankara'da.
ki yani sabah cenazeler verilmeyebileceğini de mi düşünüyordunuz? Ya biz büyük bir ihtimal valiliğin yani bu mitinge izin vermeyeceğini düşünüyorduk. Çünkü bu miting o bayrak mitinginin akabinde halkların el ele tutuşmasının mitingi olduğu için yani bu şekilde olacağını düşünüyorduk yani. Çünkü peki istihbarat açısından yani güvenlik belirli sayıda bir güvenlik gücünün o meydanda olması tamam buraya dikkat çekti. İstihbarat açısından yani bu canlı bomba ya da o bombayı oraya koyanlar bu yani devletin istihbaratının bilgisinin dışında olabilir mi? Bunu şundan da soruyorum. Çünkü bu istihbarat bilgilerine dayanarak sizin eğitimsel genel merkeziniz basıldı, evrakları karıştırıldı, tutuklananlar oldu, misafirhane sanırım basıldı. Yani ne diyorsunuz istihbarat önlemleri açısından? Yani devlet yani bu tür olaylarda veya işte kendine dair olaylarda ordunun, askerin işte kozmik odasına girebilecek derecede her yeri dinleyebilecek kudrete ve muktedire sahipse muhtemelen bununla ilgili bilgisinin de olduğunu düşünüyoruz biz yani. Ama yani dediğimiz gibi sahibine ait bir uygulamadır yani bu. Peki. Adil Hocam şimdi şöyle bir şey. Türkiye Orta Doğu mu oluyor? Soru bu. Akıllarda hep bu var. Yani biz Orta Doğu'nun işlerine burnumuzu soktukça ülke olarak, hükümet olarak, biz derken onu kastediyorum. Biz Orta Doğu ülkesi haline geldik. Bundan sonra hep Orta Doğu'da alışa geldiğimiz o patlamalar, o toplu katliamlar, o infaz sahne bundan sonra Türkiye'de görecek. Endişe bu. Zira Diyarbakır mitinginde aynı tabloyu gördük. Suruç'ta benzer bir tabloyu gördük. Şimdi Ankara'nın göbeğinde yani başkentte daha ötesi yok. Böyle bir tablo var yani. Burası Kürt illeri falan da değil. Sınıra yakın bir bölgede değil. Ankara'nın başkentin göbeğinde bu oluyor. Bu açıdan ne söylersiniz? Yani böyle bir belki şunu da eklemek lazım. Yani Türkiye'de Orta Doğu içerisinde yani örgütlenmesi, modern sınıf yapısı, emekçi yapısı, sendikalarıyla da farklı bir ülke. Bunu da kabul etmek lazım. Sonuçta sendikaların bir mücadele ve dayanışma kültürü var. Bu tür eylemlere farklı yanıtlar veriyorlar. Bu açıdan neler söylersiniz? Ya şimdi Orta Doğu'da hani ilk AKP iktidara geldiğinde komşularla sıfır sorun politikasıyla hareket etti. Yani öyle dillendirdi ama gelinen noktada tüm komşularıyla sıkıntılı. Onun dışında biz biliyoruz ki bu Adana'da durdurulan MİT tırları, yani sosyal medyaya yansıyan hani bu Suriye'nin içindeki sorunu kaşıyan, orada taraf olan. Şimdi burada taraf olursan bu ateş seni de yakmaya başlayacak. Bu yani, biliniyor mu, konuşuluyor mu iş yerlerinde? İnsanlar bunun farkına varmaya başladılar mı? Farkındalar, evet. Yani bugün tepki mesela, var yani, var. Geniş bir tepki var. Var. Sadece sol kesimle mi sınırlı bu? Hayır. Yani genel bir, yani bütün emekçilerin bu ölümlerden rahatsız olduğu, ülkenin bu halinden rahatsız olduğu aslında. Ve bunun sorumlusunun kim olduğunu da biliyorlar. Bunun sorumlusunun kim olduğunu da biliyorlar. Peki ne olacak? Bundan sonra sürekli böyle patlamalar mı olacak? Yani biz patlamalar ülkesi mi olacağız? Her an her yerde bombaların patladığı bir basın açıklamasında. Eğitim senin bir basın açıklamasında mesela. İstanbul'da, örneğin sizin örgütlü olduğunuz Mecidiyeköy'de. Böyle bir korku ve endişe taşıyor musunuz? Tabii. Yani bu eğer biz üzerimize düşeni yapmazsak, işçiler ve emekçiler, ezilen halklar olarak burada taraf olup barış mücadelesini yükseltmezsek bu korku olacak. Sevgili izleyiciler, bizler de dün akşam saatlerinde Ankara'daydık. Ben de gözlemlerimi kısaca paylaşmak istiyorum. Adli tıpın önü özellikle tam bir mahşer yeriydi. Yani yüzün üzerinde cenaze var, çok ağır işliyor otopsi işlemleri ve insanlar çok soğuk altında çok zor durumdalar. Büyük bir dayanışma var ama büyük bir acı var. Sürekli yeni insanlar geliyor. Haberi alan Anadolu'nun çeşitli kentlerinden, İstanbul'dan, Trakya'dan insanlar adli tıpa doğru akıyor. Ama emin olun orada bir güvenlik önlemi yok. Yani orada konuştuğum bir sürü insan, ya burada da bir patlama olsa
bunun şeyini kim ödeyecek, vebalini kim ödeyecek diye yine sitem ediyorlardı. Böyle bir gözlemimi de paylaşmış olayım. Ayrıca çok yani acılı öyküler vardı. Yani örneğin Dilan diye bir emek genci var Adana'dan. Annesi, babası, bunun gibi yani onlarca tablo olduğu için söylüyorum. Yani hastaneleri geziyorlar, morgları geziyorlar, cesetleri teşhis etmeye çalışıyorlar, çocuklarını bulmaya çalışıyorlar ama saatler geçiyor ve bulamıyorlar. Yani bunun acısı tarif edilemez. Orada o bombayı patlatanlar o anda sadece acı vermediler bu ülkeye. Her karesinde, her anında bu acı devam ediyor. O insanlar bu acıyı hissediyorlar ve yaralılar. Özellikle numune hastanesinde bizzat gördüğüm, gezdiğim yaralılar acı içindeler. Yani enfeksiyon riski var, çok açık söylüyorum buradan. Ciddi müdahaleler açısından yeterli koşulların olmadığını gözlemledim. Şarapnel parçaları, bilyeler vücutlarının çeşitli yerlerinde çıkarılamıyor bu insanların. Acıları devam ediyor. Bağırsaklarından yararlanan özellikle çok kritik enfeksiyon riski açısından çok sayıda yaralı var. Ne yazık ki Ankara'da böyle tablolar vardı ve belki de en trajik tablolardan bir tanesi, şimdi sendikacı dostlarımızla da ben onu konuşmak istiyorum özellikle. Birleşik Taşımacılık Sendikası'ndan 11 çalışan arkadaş, demiryolcu, makinist, makastar, bu arkadaşlar neyse yaptıkları iş, demir yollarında hayatlarını kaybettiler. Yan yana düştüler. Yani doğrudan orada işçileri, emekçileri hedef almış bir saldırı var. Onların aileleri, çalışma arkadaşları, sendikadan yoldaşları doluştular oralara ve çok trajik bir şey. Gülhan'la Ercan'ın hikayesi, bir resim öğretmeni ve bir demiryol çalışanı, BTS üyesi aynı zamanda, diğeri de Eğitim Sen üyesi. 2 ay önce evlenmişler, 2 ay önce hayatlarını birleştirmişler ve el ele orada o istasyon meydanında bu hain saldırıda hayatlarını kaybettiler. Bütün izleyicilerimiz bilmeli ki acılar devam ediyor, yürekler yanmaya devam ediyor, yaralılar hala büyük bir dirençle mücadele ediyor ve hala can çekişen, ummuyoruz ki yarın, umarız olmaz ki yarın yine hayatlarını kaybedecek insanlar görüyoruz. Evet başkan, özellikle bu BTS meselesi, yani Birleşik Taşımacılık Sendikası'ndan 11 tane demiryolu çalışanı, bunların hayatını kaybettiler. Bu konuda ne söylüyorsunuz? Yani şöyle söyleyelim. Belki de Başbakan Davutoğlu'nun açıklaması, yani alandakiler, oradakilerin görüşü ne olursa olsun tabii ki biz bunu benimsemiyoruz, bu saldırıyı kınıyoruz. Bu sözün altında ne yatıyor? Yani oradakiler kimlerdi? Yani bu ülkenin vatandaşı değiller miydi? Bu ülkenin emekçileri değiller miydi? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Patlamanın ilki BTS'nin hemen içinde oldu. Yani o yüzden BTS'den bu kadar yaşam yitirildi. Ankara'ya hani çocuğunun yüreğine barış umudunu yerleştirmek için gelen BTS'den arkadaşlar, yoldaşlar çocuklarıyla beraber öldüler yani bu eylemde. O yüzden de hani kelimeler sanırım cidden... 9 yaşında bir, evet, çocuk. Doğru yaşında, mu bu bilgi? Yani BTS çalışanı bir arkadaşım. Ben alanın işte patlamadan sonra geri döndüğümde alanda 2 tane çocuk cesediyle karşılaştım yani. O, muhtemelen onlardan birisi değildi. Sizde zaten böyle oluyor galiba. Çocukları, evet, alıp beraber... Tabii eylemlere biz çocuklarımızı götürürüz ki yani oradan umudu yüreklerine yerleştirelim. Kardeşliği, birleşmeyi oradan yüreklerine yerleştirelim diye. Yani saldırının vehameti bu şekilde olan bir vehamet. Yani Taner Yıldız'ın işte her ne kadar bir senin karşısındaki bir sendika olsa da onların da işte başı sağ olsun şeklindeki açıklamaları
gayet lakayt, gayet ciddiyetten uzak, gayet... Bir daha tekrarlar mısınız başkan? Tam olarak... Ya Taner Yıldız'ın şu şekildeki bir açıklaması vardı. Şeyden sonra tekrar işte Davutoğlu'ndan sonra işte her ne kadar bir senin karşısındaki eğitim bir senin karşısındaki bir sendikada böyle bir saldırı düzenlense diye bir cümle girişi var. Bu açık bir taraf olma hali. Tabii yani bakan bir sendikaya karşı başka bir sendikayı yani görüş olarak yani buradan şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Ercüment Bey. Biz olağan günlerden geçmiyoruz. Topyekün bir savaş ilanıdır yani bu. Emekten yana, kardeşlikten yana, demokrasiden yana ellerini birleştirmek isteyenlere karşı bir sabotaj girişimidir yani bu. Olağan günlerden geçilmediği günlerde biz olağan davranamayız. Halkımız da bu noktada olağan davranmamak üzere teyakkuza çağırıyoruz. Eylem birlikteliğine çağırıyoruz. Bu grevin nasıl geçeceğine dair ki yani beklentilerimiz aslında bizim. Bu grev evet siyasi grevdir ama aynı zamanda bir vicdan grevidir yani bu. İnsanlığa dair bir görevdir. İnsanlığa dair vicdanı olan arkadaşların bizle beraber harekete geçebileceği bir grev örneğidir yani bu. O yüzden de güçlü geçeceğini halkın bu noktada tüm cenazelere, tüm şehitlere sahip çıkacağını düşünüyoruz biz. Peki, Adil Taşatan, Dis, Kesk, TMOP, TTB, bu yetecek mi? Çünkü işçiler deyince en çok nüfusa sahip olan Türk İş, Hak İş, bunlar akla geliyor. Ama onlar da sanki bu tür eylemlere çok katılmayacaklar gibi. Aksine daha önce de terörü lanetleyen mitinglerle, bu başlık adı altında sermaye örgütleriyle beraber mitingler yapıldı. Ne diyorsunuz? Türk İş'e ne diyorsunuz? Hak İş'e ne diyorsunuz? Nasıl bir çağrı yapıyorsunuz? Nasıl kıracaksınız bu onların katılmama tutumunu? Ya şimdi dün dörtlü yapı bir araya gelip 3 günlük yaz, 2 günlük grev kararı aldılar ve bunun üzerine Türk İş, Hak İş'e, Memur Sen, Kamu Sen'e çağrıda bulundular. Gelin birlikte yapalım bu hain saldırı, katliam hepimize yapılmış, hepimize mesaj niteliğindedir şeklinde bir çağrı yapıldı. Bunun üzerine ben sosyal medyadan izlediğim kadarıyla Türk İş hükümet 3 günlük yaz kararı aldı. O da 3 günlük yaz kararı almış. Tabi bu hükümetinki timsah gözyaşı. Ama bir İşçi sendikası, emekçiler katledilirken, siz de biraz önce ifade ettiniz, BTSÜ üyeleri, eğitim sen üyeleri katledilirken, çocuklar ölürken bu işi yasla geçiştiremez. Biz buradan tüm... Ya muhtemelen, özür diliyorum, muhtemelen Türk İş ve Hak İş... Evet biz de yas tutup deyip hükümetle beraber yas tutacak. Yani siz aynen. Galiba bu yeterli değil derken bunu yapar. Aynen öyle. Bunun olmaz. Kesinlikle diyor. Olmaz. Biz buradan Türk İş, Hak İş üyesi, işçi ve emekçilere sesleniyoruz. Yarın bizlerle omuz omuza geleceğine barışa sahip çıkmak için bizlerle alanda olmak zorundalar. Zorundalar diyorum. Eğer işçi sınıfı ve emekçilere ihanet etmek istemiyorlarsa, bugüne kadar birçok ihaneti var ama artık yani insanım diyen, yani bu hani sermayeye peşkeş çekerler, sarı sendika deriz ama artık burada insanım diyen tüm işçi ve emekçilerin bu soruna duyarlı olup bizlerle omuz omuza barışı, savunmaları, akan kana dur demeleri gerekiyor. Tek başına hani kuru kuru yastayız demek olmuyor bu işler. Gördük veya bayrak mitingleri yaparak olmuyor bu işler. Bunu gördük. Ha biz bunu şimdi buradan çıkar çıkmaz İzzet Başkan'la burada ulaşabileceğimiz Türk İş Bölge Temsilciliği şubelere çağrı yapacağız. Ulaşacağız. Yani konfederasyonlar ne karar alırsa alsın siz şubelere kırgın dargın değilsiniz. Değiliz. Biz oralara çağrı yapıyorsunuz. Kesinlikle yapacağız. Biz onlarla birleşmek durumundayız. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Yani metal işçisi sendikasına rağmen fiili bir şekilde greve çıktığında biz umutlandık. 15-16 Haziran sonrası dedik yani bir işçi sınıfı. Yani sonuçta bizim çıkarlarımız ortak. Bu anlamda hani barış mücadelesinde de omuz omuz olmak durumundayız. Bu aynıları çoğaltma mücadelesi, aynılarla birleşme mücadelesi, birleşmek durumundayız. Birleşemezsek patlamalarla, somalarla
Soma'da yaşananla Ankara'da yaşanan patlama arasında fark yok baktığımızda. İkisi de katliam. İkisinin de aynı yerden organize edildiği, aynı şekilde olduğunu, sistemden kaynaklı olduğunu biz biliyoruz. Bu sistem insani değil ve değiştirmek durumundayız. O yüzden biz bürokrasi, sendikal bürokrasi ne karar alırsa alsın, yerelden sınıf kardeşlerimizle birleşeceğiz. Bu çağrıyı ben buradan kanalınız aracılığıyla tekrarlıyorum. Peki İzzet Başkan, eğitim sende, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu içerisinde en çok üyesi bulunan, evet, yanılmıyorum galiba, sendika. Siz daha önce de eğitim talebiyle ya da özlük haklarla ilgili grevlerde, grev denemelerinde kamu senin ve memur senin kararlarına rağmen aşağıdan zorlamalar yaptınız ve bir şekilde onların kitlesini eylemlere, grevlere dahil ettiniz. 20 Aralık grevi geliyor mesela, bu açıdan belki örnek olabilir. Bu sefer de bu mümkün mü? Nasıl görünüyor? Çünkü eğitim sende bu başarı olursa geneli de etkiler gibi görünüyor. Mümkün. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Her ne kadar arkadaşlar bu noktada üye arkadaşlar mensup oldukları sendikaların yani içeriğine çok fazla bakmasalar da tabanda eğitim sen duruşu ve söyleme itibariyle çok meşhur olduklarını kendileri de ifade ediyorlar. Bu açıdan da biraz önce dediğimiz gibi Soma'da da aynı şeyi yaşadık mesela biz. Soma içinde grev kararı aldığımızda bizim üyemiz veya değil birçok arkadaş bu eyleme destek vermişlerdi, bu greve destek vermişlerdi. Bu pazartesi ve salı günü alacağımız grev kararının da her ne kadar yukarıdan buna dair engelleme girişimleri olsa da tabanda ses bulacağını ve tabanda ortak bir şekilde hareket edebileceğini düşünüyoruz biz. Ben şimdi şöyle bakıyorum, bir Metin Göktepe davası vardı. Metin Göktepe'yi de burada saygıyla anıyorum. Metin Göktepe'ye arkadaşları, yoldaşları sahip çıktı, davasını takip etti. Ve 80 sonrası ilk defa failler az da olsa cezalandırıldı, ilktir. Yani buradan hareketle biz işçi ve emekçiler bu davanın tarafı olmak durumundayız. Aileler bu davanın tarafı olmak durumunda, sendikalar, meslek örgütleri doğrudan taraf olmak durumunda. Siz bu tarafındasınız. Karşıda kim var? Karşıda yani sandık sandalyesinde kimleri görmek istiyorsunuz? Biraz önce de işaret ettiniz aslında. Hani malum sendika algısı. Yani biz karşıda kimin olduğunu biliyoruz. Yani karşıda bu işin ilk elden muhatabı siyasi iktidar var. Kimse topu taca atmasın. Terör örgütlerini. Ya dün bir MHP milletvekili diyor ki ya bu işin içerisinde istihbarat teşkilatı vardır ya da istihbarat teşkilatı zaaf içerisindedir. Yani üçüncü yol yok diyor. Biz biliyoruz ki birincisi. Bu anlamda yani karşı tarafta bu işin tek elden sorumlusu, taşeron kim olursa olsun siyasal iktidardır, hükümettir. Bizim sanık sandalyesinde görmek istediğimiz, istifaya davet ettiğimiz İçişleri Bakanı'dır, Adalet Bakanı'dır, Başbakanı'dır bu ülkenin. Bizim 120 tane barış güvercinimiz hunhar bir şekilde katledilecek, sonra çıkacaklar ve diyecekler ki güvenlik zafiyeti yok. Güvenlik yok orta yerde. Bir gün önce Rize'de bir miting vardı. Kanda boğacağız dedi. AKP destek mitingiydi. Bir mafya babası miting yaptı Rize'de. Bu nefret suçudur. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyduk, duymadık. AKP'yi destekliyordu mafya babası ve kanda boğacağız dediler. Ertesi gün... Sadece AKP'de değil, Cumhurbaşkanlığı... Aynen öyle. Biz... Cumhurbaşkanlığının iktidardan düşüp düşmemesi Türkiye'nin tabii doğrudan geleceğinin olup olmamasıyla ilgilidir. Buna benzer bir aynen ifadesi öyle var. Ve kanda boğacağız dedi. Ertesi gün bizi kanda boğmaya çalıştılar. Biz o kanda boğulmayacağız. O kanlar bizi hınçlandırdı. Bizi bir kere daha ne yapmamız gerektiğini düşünmeye itti. Biz o kanda boğulmayacağız, barışı tesis edeceğiz. 20 Aralık'a benzer bir şey için bir psikolojik zemin var galiba. Yani bu çünkü büyük bir toplumsal duyarlılık oluşturdu. Nasıl örgütleyeceksiniz böyle güçlü bir katılımı? Kamu sen ve memur sen tabanından.
Yani şu şekilde söyleyeyim, ilk önce yapacağımız şey bununla ilgili bizim örgütlü olduğumuz iş yerlerinde arkadaşlarımızı harekete geçirmek. Şu anda İstanbul'daki neredeyse tüm şubelerin hem eğitimsel hem de konfederasyonuna bağlı diğer sendikaların bugün itibariyle genel üye toplantı çağrıları var, acil genel üye toplantı çağrıları var. Yani bunun dışında yani muhtemelen ikili bir kanal üzerinden hareket edecek. Süleyman Bey'in de bahsettiği gibi merkezi koordinasyon düzeyinde görüşmeler devam ederken aynı zamanda tabanda biz de şubelerle, şube başkanlarıyla daha iş yerlerde ise iş yerlerindeki arkadaşlarla bu işi örmeye ve elimizden gelince de güçlü olması noktasında gayret etmeye çalışacağız. Peki Adil Hocam, son sözleri alalım. Sizlerden de, daha doğrusu çağrı mahiyetinde olsun. Çünkü sizleri de fazla alıkoymayalım. Evet. Alanlara biz döneceksiniz. Toplantılarımız var. Toplantılara geçeceğiz. Son söz olarak acımız büyük. Yılmayacağız. Barış kazanacak diyoruz ve korkmuyoruz. Korkutmaya çalışıyorlar. Ben buradan başta işçi sendikaları olmak üzere ki bu işin zaten biz tarafıyız, çağrıyı biz yaptık. İşçi sendikaları olmak üzere tüm toplum kesimlerine 2 günlük insanlık grevi dediğimiz bu greve destek vermelerini, bu grev onların da grevi ve tüm üyelerimize de yarın saat 10'u 4 geçe iş yerlerinde çağrılar yaparak insanların vicdanları hala ayakta, vicdanlarına seslenerek tüm emekçilerle omuz omuza iş yerlerini boşaltıp öfkemizi sokaklarda birleştirmemiz gerektiğini çağrısını yapmak istiyorum. Yoksa yarın gerçekten çok geç olacak. Bu patlamalar, bu kör terör kimi bulur belli değil. 20 dakika önce Emep korteji önündeydik. Bugün yaşamını kaybetmiş arkadaşlarımızla şakalaştık, sohbet ettik. 20 dakika önce de olabilirdi. Bugün biz burada olmayabilirdik. O yüzden bu teröre, bu zulme dur diyecek gücü açığa çıkarmak zorundayız diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, ben de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel yayınımızda Eğitimsen'den şube başkanı, 4 No'lu şube başkanı İzzet İldeş ve 3 No'lu şube sekreteri Adil Taşatan arkadaşla birlikteydik. Özel yayınımız devam ediyor ama görüldüğü üzere gerek telefon bağlantılarıyla gerek arkadaşlarımızın verdiği bilgiler sadece belki de bu saldırıyı yapanların hedeflediği gibi bir şok hali, sonra bir acı hali, sonra bir çaresizlik hali bu aşılmış durumda. Bunu hedefleyenler bunu başaramamış görünüyorlar. Çünkü acıyı, hüznü ve kederi yaşarken, öfkeyi yaşarken aynı zamanda sendikal geleneğin, demokrasi mücadelesi geleneğinin getirdiği o Türkiye'deki o önemli birikim çok hızlı dayanışmayı, kardeşleşmeyi, kol kola vermeyi, örgütler kurmayı, platformlar kurmayı, birlikler kurmayı ve grevlerle, gösterilerle uzun soluklu bir mücadeleyi de önlerine koymuş bulunuyor sendikalar, emek meslek örgütleri ve demokrasi güçleri. Özel yayınımızda onların temsilcilerini almaya ve cenazelerle birlikte gelen gösterilerle ilgili de bağlantılarla karşınızda olacağız.